anlatsın. Sonra bizim masaya dönüyoruz. Anlat. Var. Yani midesi hortum var, oradan besleniyor. Yani. Oksijen desteği var, oksijen ihtiyacı var. Hastamız Hatay depreminin ikinci gününde Hatay Devlet Hastanesi'nden genel durumu kötü, solunum sıkıntısı nedeniyle tarafımıza sevk edildi. Bugün yatışının 11. günü, 13 aylık, ismi belli değil, kimliksiz Hatay 15 diye geçiyor hastamız. Herhangi bir refakatçisi yok, annesi, babası ya da herhangi bir erişkin yanında yoktur. Tek başına Mersin Şehir Hastanesi'nde biz çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olarak serebral palsi, epilepsi tanısıyla takipli hastamız depremzede olarak takibini yapmaktayız, tedavisini sürdürmekteyiz. Gönüllü olarak refakatçılık edilmekte hastamıza, annelerimiz eşlik etmekte. Annesi, babası ya da herhangi bir yakını yoktur. Mevcut tedavilerine devam ediliyor. Solunum sıkıntısı hala devam ediyor ancak herhangi bir enkaz bulgusu yok. Engelli mide hortumu var, oksijen desteği almakta, günlük takipleri yapılmakta, damardan tedavisi verilmekte. Kendi çocuğumuz gibi, kendi evladımız gibi sahip çıkmaktayız. Kimliği yoktur ama onunla da ilgili araştırmalar yapıyoruz. Sosyal hizmetler özellikle bu dönemde, bu süreçte bize çok yardımcı oldular. Yine aynı şekilde Mersin Şehir Hastanesi'nin gönüllü il dışından gelen doktorlarıyla da birlikte özveriyle çalışmaktayız. Fotoğrafı benim. Yani yatan hastaymış buraya. Yani Hatay Devlet Hastanesi'nde yatıyormuş. Ortada fotoğraf. Yok problem değil. Biz sadece bilgi olarak Hatay Devlet Hastanesi'nden Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk ediyoruz. Hatay Devlet Hastanesi'nde yürüyüş atıyor. İşte bunları oradan getirdiler. Size de kolay gelsin. Açma girişi var. Hani genel olarak...